Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımız stand ekipmanları sordu. Ben de hani çekeceğim dedim. Ama hani elimizde olanlarla çekeceğim daha doğrusu. Stand ekipmanları için aslında stand yapan arkadaşlara sormak daha doğru olur. Çünkü hani benim çıkartacağım şeyler, ben standtan çok fazla anlamıyorum. Ona uygun, rahat gidebilecek şeyleri çıkartmaya çalıştım. İlk önce neyden başlayayım? Kastan, kas önerimden başlayayım. LS2 Vektör Evo'da alınabilir. Nex SX100 polikarbon ve kaoutchouk destekli olan da alınabilir. Ama bence LS2'nin Vektör Evo'su daha dayanıklı fiberglass bir yapıya sahip. Stand da zor bir spor. Ona uygun şeyler de gerçekten dayanıklı olması gerekiyor. Ben bunu sunuyorum ama LS2 Vektör Evo. Yani şu anda bizde çok az galiba, bir tane var. Bir dakika. Şu. Daha önceden de tanıttığım kaslardan bir tanesi. Üst havalandırma, arka hava çıkış kanalları. Ön geniş bakış açısı. Geniş bakış açısı sanıyorum önemli standta. Yani tamamen tahmine yönelik sunuyorum aslında. Burun pedi var, çene pedi var, ön havalandırması var. Fazla buğulu yapmayan, bu yaptığı zaman da pin yok takabileceğiniz şu yan taraflarında yerleri var. Destekli bir yapısı var. Şu kısımlarında da yani destekli bir yapısı var. Güneş vizörlü. Yani güneş vizörlü almak istemeyebilirsin. Çünkü hani inme tehlikesi var. Stand yaparken bir anda etkilenir ve iner. Yani bu benim düşüncem tabii. Belki inmiyordur. Ama hani tehlikeye atmamak gerekiyor. Mikrometrik 2 bir kayışı var. Bağlaması var. Çene bağlaması. İç petleri güzel. 1300 gramlık. Hafif olduğu için bunu sunuyorum. Bunu alabilirsin. Arka hava çıkış kanalı da şu şekilde yapılmış. Terleyeceğin için fazla ne denir? Ter yapmaması gerekiyor içeride. Ama sen terleyeceğini düşünerek ona göre bir kask al. Benim sunabileceklerimi sunuyorum ben. Nex SX100'ü zaten biliyorsun. Biliyorsunuzdur. Bizim videolarımız arasında ararsan da onun detaylı tanıtımını görürsün. Yine güneş vizörü var. Burun pedi var. Çene pedi var. Mikrometrik bağlantısı var. Boyun petleri iyidir. Dediğim gibi polikarbon ve kauçuk bir yapısı var. Arka hava çıkış kanalları var. Encom intercomu var. Intercom işine yarayacağını zannetmiyorum ama belki işine yarar. Şu yan tarafında güneş vizörünü indirip kaldırmak için yeri var. Bakış açısı gayet rahat. Büyük pin nok bağlantı yerleri var. Ön, üst ve arka hava giriş çıkış kanalları var. Bence iyi kasklardan bir tanesi ama Vektör Evo çok daha hafif bir kask. Bu 1525 gramlık bir kask. O ise 1300 gramlık bir kask. Stand için yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ama stand yazmışlar üstüne. Fiberglass'un stand Evo replikası. Bu bir eldiven. Montları da tanıtacağım tabii. Bir mont, koruma, üstüne tişört tavsiye edeceğim. Sonra da ne denir? Bir tane bir arkadaşı tavsiye edeceğim. Ona sorsan da çok iyi olur diye düşünüyorum. Bunun bilek koruması gerçekten iyi. Düştüğün zaman stand yaparken seni iyi koruyabilecek bir bilek. Özellikle bilek önemli. Bilek koruması var. Sert bir koruma. Yazlık bir eldiven. O yüzden de gerçekten iyi hava alıyor. Ön şu yumruk korumaları var. Havalandırma kanalları var. Şu eklemleri korumaları var. Yine havalandırma kanalları var. O yüzden de bunu tavsiye ediyorum. Deri ve kumaş alışımından oluşan bir karışımı var. Dizine eğer dizlik alacaksan, ki yetmeyecektir, Impact-Tek dizliklerden alabilirsin. Bunlar gerçekten ne denir, iyi koruyacaktır. Ama bu yetmez bence. Tech90'ın Pilot kodlarını alabilirsin. Bu hem hani sana hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Bunlar çünkü sen çarptığında dönüp sana zarar verebilir. Özellikle Impact-Tek veya diğer dizlikler. Şu şekilde kalça koruması var. İçi kevlar bir yapıya sahip. Şu şekilde beyaz yapılmış bir kevlar yapısına sahip. Ön tarafı normal bir pantolon gibi görünüyor ama koruyucu. Çünkü dizlerinde de korumaları var. Şurada sert korumalara sahip. Çok sert değil ama çarptığında sertleşen korumalara sahip. Bu Tech90'ın Pilot kodları. Üst için önereceğim şöyle bir full body koruma. Bu full body koruma neden gerekli? Çünkü hani bütün üst bedeninin alt beden olduğu gibi, hani kotta olduğu gibi, üst bedeninde tamamen korunması gerekiyor. Bunun üstüne
bir bol jersey tişört diyorlar onlara ya da jersey short şey diyorlar, ne denir? Sweatshirt diyorlar. Onlardan alabilirsin. Onların renklerine tamamen karar verebilirsin. Bunun üstüne giyebilirsin veya altına giyebilirsin. Galiba hep içine giyiliyor. Bu üstüne giyiliyor. Şey, bu içine giyiliyor. Jersey, tişört içine, üstüne giyiliyor. Bunun nasıl özellikleri var? Tabii ki hani sırtında şöyle bel kemiğine kadar koruyacak bir yeri var. Tamamen koruyor. Göğüs kafesini çok iyi koruyor. Omuzlarını, bileklerini, bilek alt kemiğine kadar seni koruyacak şekilde yapılmış. Sıkıp vücuduna göre oturtabilmen için de bir sürü sıkma tokası var. Önden cık cık da kapanıyor ama dış senin ne denir, boşlukta kalan yerleri fileli bir dokusu olduğu için koruyacaktır. Şuralarında boşlukları var, belinin altında boşlukları var. Bunun diğer bir çeşidi var, o da şu. Bunun da hani biraz şey koruması var ama bunun beline kadar inmiyor. Yani ben onun ötekini daha çok tavsiye ediyorum ama hani tekrar hatırlatayım. Ben stunt ekipmanlarını çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. Hani stunt ekipmanını stunt yapan arkadaşa sorarsanız çok daha iyi olacaktır. O şunu al diyecektir, bunu al diyecektir. Çünkü şundan dolayı, şundan dolayı diyecektir. Ben tamamen tahminlere yönelik bir ürün sunuyorum. Bunun da hani bilek korumaları var, göğüs koruması var, cırt cırt şey cırt cırt diyorum, fermuarla kapanıyor ve ince bir yapısı var. Dış yapısı bunun da korumayacaktır. Ama koruma yerlerinde yeterince koruma var. Eğer hayır ben mont almak istiyorum dersen, Skoyko'nun JK36 siyah sarı montunu alabilirsin. Ben montla stunt yapmak istiyorum dersen ama jersey ile veya işte o full body korumayla da stunt yapılabiliyor, öyle biliyorum. Şeyde öyle gördüm daha doğrusu. Bir Kan Polak diye bir tane arkadaş var ki biliyorsunuz stunt yaparak herkes de, birçok kişi de biliyor. Bu sporu yapanlar da biliyor, bu sporu yapmayanlar da biliyor. Ben de biliyorum. Bir ara hatta bir tane Adana'da o stunt yaparken onunla kısa bir röportaj yapmıştım. Yani çok verimli bir röportaj değildi. Ondan sonra zaten ilk başlamıştım. Galiba 2016'ydı. Yeni yeni yapmaya çalışıyordum ben de bu işi. Ve işte ona o zaman hani nasıl giyiniyorsun, nasıl yapıyorsun değil de işte motorun ne zaman aldın, bu motoru niye tercih ettin, şöyle yapmak istiyor musun, böyle yapmak istiyor musun diye basit sorular sormuştum. Onda Birkan Polat'la alakalı kendisine de soru sormanız çok iyi olacaktır. Bunun da özellikle mont olarak iyi bir mont. Standa gelir mi? Hiçbir fikrim yok. Omuz ve dirsek korumaları var. Sırtında bir koruma yok. O korumayı sonradan alman gerekiyor. Siyah ve sarı fileli yazlık ve rahatça stand yapabileceğin arka cebi olan montlardan bir tanesi. Bir de rahat bir ayakkabı sunayım dedim. TCX'in bu modeli. Bu modellerin hepsinin detaylarını zaten yazıyorum. X-Wave Air diye geçiyor bu. Fiyatlarını da yazıyorum arkadaşlar. Hani altı kaydırmaz mı değil mi tam olarak bilgim yok. Fakat hani standa girebilecek rahat işte hani orta düzey korumaları olan bilek, topuk, ön koruması biraz hafif. Ama hani standta aşırı hız yapmayacağını düşünerek ama ayağın altında hani motorun altında kalırsa ezilmeyeceğini sağlayabilecek kadar ortalama bir bot. Bunu alabilirsin. Bilekli almanı tavsiye ediyorum. Tahminen bilekliler daha iyi gelecektir standa. Tekrar hatırlatayım. Ben stand hakkında çok fazla bilgi bilmiyorum. Standın nasıl yapıldığını gördüm ama stand hakkında alacaklarına karar veremem. birkanpolat.com'dan onun Instagram adresi vardı sanırım. Oradan sorarsan çok daha iyi olur. Ya ben bu soruları cevaplamaya başladım. Hem de bir arkadaş da şunu sormuş. Diğer sorularla da birleştireyim dedim. Uzun bir video olsun dedim. 3000 liraya kadar karbon kaliteli kask ve 4 mevsim mont istemiş. Yani benim söyleyeceklerim 3000 lirayı geçecektir tahminen. 4 mevsim montlardan, Revit montlardan, daha önceden tanıttıklarından bakabilirsin. Onların videosunu ekleyeceğim zaten.
Kasta Premier Dragon Evo al. Çünkü karbon, aramit ve fiber karışımı olan bir kask. Onu daha önceden de zaten tavsiye etmiştim. Onun da linkini ekleyeceğim zaten aşağıya. Bir arkadaşımız da demiş ki Forte GT mont nasıl? Yani Forte GT mont bence iyi bir mont. Hani fiyat performans açısından sana iyi bir performans sunabilecek bir mont. Şu anda bizde var mı? Bizde yok şu anda. Ama onu gerçekten alabilirsin. Bir tane arkadaşımız da Furkan, evet. Magna Mont'u detaylı inceler misin? Galiba deri monttan bahsediyordu. Şimdi şöyle, deri montu zaten tanıtmıştım. Hani dirsek korumaları var. Hem dışında bir koruma var, hem içinde gerçekten yeterli bir koruma var. Tamamen deri, iç tarafı kumaş olduğu için hani hem asfalt sürtünmelerini yanmanı, vücudunun yanmasını ve yanık oluşmasını engelleyecek şekilde yapılmış. Körük mekanizmaları var. Rahatça kolunu indirip kaldırıp, büküp, eğip rahat bir şekil ve sürüş sağlayabilecek şekilde yapılmış. Bu kısmında, omuz kısmında bir dış koruma, bir iç korumaya sahip. Arkasında hörgüç var. Hörgüç hem düştüğünüz zaman sizi kısmen koruyacaktır. Aynı zamanda rüzgar etkisini en aza indirecektir. Kaskla aranızda bir rüzgar rüzgar geçiş alanı oluşturarak size sizin sarsıntıdan, hız düşüklüğünden belki koruyacaktır. Ama ne kadar koruduğunu tamamen bilmiyorum. Şu detayları göstereyim. Şu arka tarafında şu detayları var. Şurada korumaları var. Ekstradan koruma yapmışlar. Bu korumalardan ön tarafında da var. Hani göğüs kafesinizin de, göğüs köprücük kemiğinizin de koruması için şu ön taraftan açtığınız zaman gördüğünüz bir fileli dokusu var. Bu fileli doku tüm montun etrafında sarmış durumda. İç tarafındaki korumayı isterseniz şuradan çıkartabiliyorsunuz. Şurada cebi var. Oradan çıkartabiliyorsunuz o hörgüç tarafını. Daha uzun bir koruma, daha uzun bir koruma değil, o aşağıya kadar iniyor da daha farklı bir koruma takabiliyorsunuz isterseniz. Fileli bir doku olduğu için kolaylıkla çıkartıp, yazın ferah ferah kullanıp kışın da ortalama bir sıcaklıkta sürebilirsiniz. Kışın terletir mi? Evet, terletecektir. Şu kısmında cebi var. İç tarafında kolların içlerine kadar o file doku gidiyor. Alt tarafında da pantolonunuzla birleştirmeniz için bir tane fermuar koymuşlar şöyle. Yani işte belinin açılmasını engellemek için oraya bir tane fermuar koymuşlar. Bunun başka devam edebileceğim özelliği, evet, kol arkalarında da şu kısımlarında da körük mekanizması var. Bu kısmında da körük mekanizması var. Deri olduğu için asfalt yanmasından koruyacaktır. Şu kısmında da körük mekanizması var. Yani rahat hareket edebilmeniz için bu montta her şey düşünülmüş. Bu montun detayları bu kadar. Herhangi bir yan cebi falan yok. Bunun detayları bu kadar Furkan. Yazlık eldiven üretilerini daha önceden paylaşmıştım. Onu tekrar paylaşacağım. Onu tekrar bir video olarak atacağım. Onları size göstereceğim. Müslüm sormuş zaten o yazlık önerileri. O şekilde o yazlık eldiven önerilerine bakabilirsin Müslüm. Erol demiş ki sesten ziyade rüzgarı en az içine alan ve buğulanma yapmayan kask önerisi istiyoruz demiş. Rüzgarı en az içine alan. Yani birçok kask aslında rüzgarı içine kısmen rüzgarı içine alabilmesi için, hani buğulanma yapmaması için yapılmıştır. Ama tabii o havalandırma kanallarını kapattığınız zaman rüzgarı en az içine alacağını düşünebilirsiniz. Hani ortalama bir kask belirli bir şekilde rüzgar alır içine. Çünkü hani önünde bir cam var, bir vizör var. Vizörün ister istemez zamanla kenarlarından o rüzgar, o ses belirli bir uğuldama yapıyor. Benim burada sana önereceğim Premier Dragon Evo
veya Scorpion kaslardan bir tanesi. Onun detayını zaten aşağıya yazacağım. Erol hani öyle bir cevap verebilirim. Çünkü hani ben bunları birebir test etmiyorum. O yüzden diyorum ki arkadaşlar hani bu konuda işte uğulanma yapmayan, ses yapmayan, işte rüzgarı az alan, rüzgar sesini uğuldamaya dönüştürmeyen kasları önerin. Diğer arkadaşlarımız da görsün ve ona göre hem tavsiye alsınlar hem de biz hani şu arkadaş şöyle bir tavsiye verdi. Gerçekten o kask iyidir. Çünkü en azından sizler tarafından test edilmiştir diyebilelim. Çünkü hani bütün kasların hepsini veya bütün ürünlerin hepsini test etmemize imkan yok. O yüzden de hani yorum yapın diyorum. Yusuf da demiş ki Venom D1 ceket fiyatına daha iyi güvenli korunaklı mont var mı? Onun fiyatına, Venom D1 ceket fiyatına çok fazla korunaklı mont yok. Demin gösterdiğim Magna'nın deri montu bence hani ondan büyük, yani ondan daha pahalı ama gerçekten koruyucu ve süper sport kullanıcıları için bence iyi. Bir de Yusuf Ziya demiş ki CBR 125R Repsol ekipman önerir misin? Demiş. Ben de şöyle bir şey diyorum. Biraz önce hani önerdiğim, hani renk olarak bilmiyorum Vector Evo hoşuna gider mi? LS2'nin, hani LS2 Vector Evo almayacaksan ya da beğenmiyorsan yine Next S200'ün uygun fiyat performansa sahip bu kaskını alabilirsin. Hani başta da tanıttığım gibi Tek90 kod alabilirsin. Bunun yerine daha uygun fiyatlı olan Rockwell'in DNA modelini alabilirsin. Super Sport'a uygundur. Detaylarını yazacağım arkadaşlar açıklama kısmına. Fiberglass alabilirsin. Yazlık olmak için bunun farklı renkleri var. Repsol'e uygun turuncu olan renkleri de var. Onları alabilirsin. Dizlik alacaksan Impact Tech alabilirsin. Gerçekten koruyucudur. Ama ben biraz daha iyi korunmak istiyorum dersen dediğim gibi Tek90 kotunu al. Mont olarak da yazlık mont bence bu olabilir. Skoyko'nun JK36'sı. Hem yazlıktır hem de uygun fiyatlıdır. Bunu alabilirsin, kullanabilirsin. Bunun çok fazla rengi yok sanırım. O yüzden de bu renk tek renk de olabilir. Tam emin değilim ondan. Çünkü hani bunun renk skalasına bakmadım ben de. Bunun hani renklerinin diğer renkleri var mı yok mu bilmiyorum. Tamamen siyahı da olabilir belki. Bunlardan alabilirsin. Bunlardan yararlanabilirsin Yusuf Ziya. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi hani ben bunu beğendim. Bu gerçekten işe yaramaz. Bu kask alınmaz. Şu kask şuna neden oluyor. Bu kask kafama iyi oturmuyor. İşte yuvarlak kaslara neden oluyor. Yuvarlak kaslar işte kenardan çarpıyor ve başı ağrıtıyor. Veya o tarz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.